Evet, şimdi dijital diplomasi üzerine konuşmaya başlayacağız. Dijital diplomasi üzerine bir süredir takip ettiğim Halil İbrahim İzgi kardeşimiz, arkadaşımız sağ olsun bize böyle bir bilgilendirecek bu konuda. Sernur da boş değil bu konularda, onun için böyle güzel Teşekkür ederim. bir tartışma olacağını düşünüyorum. Ben tabii işin daha çok bireysel tarafında olduğum için bu diplomasi falan işlerini hiç kafa yormamıştım açıkçası. Ama tabii bu ilginç bir alan. Yani böyle hani benim bildiğim diplomasi ya da yani genelde bildiğimiz diplomasi başka bir alanda, hani belki bireylerin üstünde bir yerdeyken bu web'deki gelişmeler internetle beraber o da böyle, evet, herkes kendini yeniden konumlandırıyor. Diplomaside de böyle bir durum oluyor. Öncelikle istersen dijital diplomasiden neyi kastediyoruz? Onu bir açalım. Buyurun, siz de uzman olarak sözü size veriyorum. Teşekkür ederim öncelikle davet ettiğin için. Dijital diplomasi deyince aslında çok basit şekliyle diplomasinin dijital olarak yapılmasını anlamamak gerekiyor. Bu ayrımı yapmak gerekiyor. Dijital araçları kullanarak yapılan bir diplomasiden bahsetmek gerekiyor. Bunun tarafları da klasik olarak diplomatlar olmakla birlikte tanım genişliyor. Ve ileteceği bir sözü olan, başka ülkelerde, başka topluluklarda, başka milletlere iletecek sözü olan herkesin kullanabileceği bir araç haline geliyor dijital diplomasi. Özünde kamu diplomasisinin tanımıyla aynı şeyleri söyleyebiliriz. İnsanların, başka ülkelerdeki insanların zihinlerini ve gönüllerini fethetmeye yönelik çalışmalar bütünü diyebiliriz dijital diplomasi. Yeni bir diplomasi çeşidi, yepyeni bir alan. Ve sürekli olarak biçim değiştiriyor, şekil değiştiriyor. Kullanılan araçlarla, bundan mesela 3-4 yıl önce Twitter'ın etkinliği yoktu, çok yeni bir araçtı. Dolayısıyla dijital diplomasiyi 3-4 sene önce tarif etmemiz gerekse, içinde Twitter çok az bir yer kaplayacaktı, belki hiç kaplamayacaktı, web sitelerinden bahsediyor olacaktık. Bundan 3-4 sene sonra belki Twitter diye bir şey kalmayacak veya şekil değiştirecek veya başka networkler daha önemli hale gelecek. Başka şeylerden söz ediyor olacağız. Peki burada değişmeyen şey ne? Değişmeyen şey şu: insanlara dokunmak. Dijital ortamlarda insanların ikna süreçlerine, insanları ikna edecek süreçleri zemin hazırlamak. 21. yüzyılın devlet modeli olarak tanımlanıyor. Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı bir tanım bu. Ve Devlet ne modeli? devlet modeli, statecraft olarak tanımlanıyor. Başında Alec Ross diye Hillary Clinton'ın inovasyondan sorumlu danışmanı var. Çok ciddiye alıyor Amerika bunu. Ve neredeyse hani dış politikasının temel ayaklarından biri haline getirmiş durumda. Tabii ki hani ifade özgürlüğüyle bunu ilişkilendiriyor. İşte başka şeylerle, işte Facebook'u, Twitter'ı bir araç olarak kullanıyor. Ciddi araçlar olarak kullanıyor. Biz de dönüp bakıyoruz. Evet, dünya buraya gidiyor. Artık dijital ülkeler, hani hep sosyal medya sunumlarında vardır ya, Facebook bir ülke olsaydı işte dünyanın en fazla nüfuslu şu kadar şununcu ülkesi olurdu filan diye. Hakikaten öyle. Peki buralarda diplomatik misyonlar niye yok? Bu sorulmaya başlıyor ve devletler internet üzerindeki kullanıcıları önemli bir vakitini burada geçiriyor. Biz bunlara ulaşmalıyız diye kararlar veriyorlar. Türkiye'de bu devletlerin içinde özellikle 2011 yılında çok ciddi, çok güzel gelişmeler oldu. Bu alanda gerek diplomatlarımız, gerek diplomatik misyonlarımız, yani kişisel ve kurumsal olarak ciddi adımlar attılar. Çok güzel örneklerini gördük. Henüz Türkiye açısından kurumsallaşabildiğini söyleyemeyeceğim ama güzel adımlar attık. Dijital diplomasi deyince biraz daha olaylar üzerinden gidersek. Evet, mesela örnekler üzerinden. Örnekler üzerinden de mesela Libya'da geçen sene Türkiye'deki hani başarılı güzel örneklerinden birisi Libya'daki New York Times muhabirlerinin kurtarılması. Oradaki bizim büyükelçiliğimizden çekildi fotoğraflar ve bunu Washington Büyükelçimiz Namık Tan Bey Twitter hesabından paylaştı ve bu dünyada çok hızlı bir şekilde yayıldı. Burada Türkiye'nin bu süreçte etkin bir ülke olduğunu, işte çözüm üreten bir ülke olduğunu birebir göstermiş oldu. Bunun haricinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın İngiltere gezisinin paylaşılması ve hani o çıplak ayaklı fotoğraflar, yürürken fotoğraflar var. Bunlar çok önemli şeyler.
Çünkü bir ülkenin demokratik yöndeki olgunluğunu gösteren şeylerden birisi. Yani bir yanda tiranlar var, efendime söyleyeyim diktatörler var. Bir yanda halka dokunan insanların arasındaki insan imajı var. Bu çok önemli gerçekten. Bir takım şeyleri siz anlatabilirsiniz. Toplantılarda anlatabilirsiniz, şuralarda anlatabilirsiniz, buralarda anlatabilirsiniz ama bir fotoğraf, Twitter'da paylaşacağınız bir fotoğraf çok farklı etkiler uyandırabilir. Ve doğrudan muhatabınıza ulaşır. Şunu diyorum, hani ben iletişim mezunu bir kişiyim, iletişim eğitimi aldım. Yeni nesil diplomatlar çok iyi iletişimci olmak zorunda. Nasıl ki iletişimciler çok iyi diplomatlar olmak zorundalarsa. Çünkü iletişim çağındayız ve artık mermiler, kelimeler ve çok iyi seçmek gerekiyor. Hani yanlış hedeflere yönlendirilen şeyleri telafi etmek çok çok güç. İletişim kazalarını telafi etmek çok çok güç. Bu anlamda diplomatlarımızın, Türkiye'nin özellikle var olan gücünü veya hedeflediği şeyleri yapabilmesi için, kullanabilmesi için dijital diplomasi çok önemli. Çok başarılı kullanan diplomatlarımız var gerçekten. Yani siz Namık Tan'ı söylediniz. Evet. Onun dışında mesela bir örnek olarak, olarak. Onun dışında mesela çok aktif kullanan Sayın Ali Rıza Çolak var, Belgrad Büyükelçimiz. Kendisiyle zaman zaman yazışıyorum. Hı. Gerçekten çok ustaca kullanıyor. Yani bir diplomat zarafetini görebiliyorsunuz kullanırken ama bir o kadar da sıcak kullanıyor. Çok başarılı buluyorum ben kendisini bu anlamda. İbrahim Kalın Bey var. Başbakanlık danışmanı ve kamu diplomasi koordinatörlüğü. Başındaki kamu diplomasi koordinatörü olan İbrahim Kalın Bey. O da mesela dijital diplomasi dediğimizde keşke İngilizce de göndermişti. Evet, onu tam anlamıyla bir dijital diplomasi diyebiliriz. İngilizce neden önemli? Çünkü hani Türkçe olarak geçerse mesajlar kendimizi kendimize anlatıyoruz gibi bir şey. Diplomasiye çok da girmiyor. Ama mesela İbrahim Kalın Bey'in çok güzel bir işte türkü söyleyişi var. Ve bu işte koydu linkini verdi, kendisi söylemiş, arkadaşı bağlamadı falan böyle. Çok hoş. Zaman zaman dinlerim mesela. Çok hoş bir şey. Bunu İngilizce olarak da verdi. Böylelikle ne yapıyor? Evet diyor, bizim diyor bir devlet anlayışımız var diyor, bunun arkasında bir kültür var diyor. Bütün bunları katman katman veriyor ve uygulamalı şekilde söylüyor. İşin değeri burada ortaya çıkıyor aslında. Burada şey de yapalım isterseniz, biraz da kamu diplomasisi ve dijital diplomasiyi de beraber düşünelim isterseniz. Sernur, sen de lafa girebilirsin şimdi. Bir de şundan dolayı artık herhalde sürpriz konuğumuzu da açıklayabiliriz. Sernur ve Halil İbrahim'den sonra konuğumuz İsrail Başkonsolosu Moshe Kamye olacak. Kendisi daha çok kamu diplomasisi üzerine yoğunlaşıyor. Dijital diplomasi / ya da slash'ın Türkçesi ne diyelim abi? Kamu diplomasisi üzerine konuşacak. Kendisi kesme. Yani onun için ona da bir hazırlık olsun diye oraya da girebiliriz. Buyurun. Yani tabii şey, şimdi dijital diplomasi deyince sadece böyle işte Twitter'ı kullanalım, YouTube'u kullanalım, insanlarla iletişime geçelim, işte kendimizi anlatalım. Tek amaç değil. Tabii burada o güç, iktidar kavramının dönüşümünü de beraberinde görüyoruz. Özellikle bu Soğuk Savaş'ın bitiminden itibaren işte küreselleşmenin dünyada yoğunlaşması, hakim olgu olmasından sonrasında tabii insanlar biraz daha devletler arası alana müdahale eder oldular. Yani insan da bir güç olarak kendisini uluslararası politikada hissettirdi. Bu da devletlerin insanların düşüncelerine ya da gönüllerine hitap etme isteğini, arzusunu ya da zorladı ya da ne derler öyle gerektirdi. Burada şey tabii, şimdi artık sadece İbrahim Bey'in dediği gibi silahlarla güç sahibi olmak yeterli değil yeni dünyamızda, yani 21. yüzyılda. Ülkelerin kendi güçlerini bir şekilde çoğaltabilmeleri için insanlar artık birebir iletişime geçmeleri gerekiyor. Yani dünyanın her yerinde her zaman işte 24 saat aktif olmaları gerekiyor ki kendi politikalarını diğer ülkeler üstünde daha güçlü olarak hissettirebilsinler. Şimdi çünkü artık bir şekilde ekonomiler bir şekilde entegre olmuş durumda. Bunları ne kadar kendi ekonomilerini ya da silahlı güçlerini artık
kullanmak kolay değil yani. İşte İran'ın da bir şekilde nükleer bombası olacak ya da ne bileyim Kuzey Kore'nin de nükleer bombası var. Bu şekilde silahlar artık yeterli size güç kapasitesi sağlamıyor. Bunu başka şekillerde hissettirmeniz lazım ve dijital diplomasi aslında bunu internet üzerinden işte Twitter hesaplarıyla, YouTube'la, ne bileyim Facebook'la, Facebook'u kullanarak ne kadar aktif kullanırsanız o kadar çok insana ulaşma imkanı var. Şimdi Facebook'un yaklaşık herhalde 800 milyon falan yaklaşık üyesi var. Ve siz bunun neredeyse herhalde Çin ve Hindistan'dan sonra en büyük nüfusa sahip ülke durumunda. Siz Facebook'a her insana ulaştığınız zaman ki kaldı ki bunlar internet kullanabilen çoğunluğu genç insanlar. Siz aslında gelecek 20-25 yıldaki dünya yönetebilecek kişilere ulaşmış oluyorsunuz ve onlara politikalarınızı anlatabiliyorsunuz. Bilmiyorum İbrahim Bey ne diyecek bunda. Peki şeyler bir taraftan tabii bu skandal tarafları da var. Yani değil mi? Olayın hani dijital diplomasi bağlamında da düşünülebilecek bu Cablegate denen. Evet. Yani onlar var ama onlar her zaman olacak yani. İşte Watergate'de internet yoktu ama gene oldu yani. O yani gerçek dünyada ne varsa aslında birebir buraya taşınıyor. Önemli olan şey aslında gözden kaçırmamamız gereken şey bu alanda derinleşmek çok önemli. Türkiye'de bu olayın farkında olan arkadaşlarla iletişim kurmaya çalışıyoruz. Bir araya gelmeye çalışıyoruz. Çok fazla değil ama özellikle uluslararası ilişkiler öğrencilerinden çok meraklı arkadaşlar var. Biz de yeni diplomasi.com'u kısa bir süre önce Gökhan Yücel isminde siyaset bilimci bir arkadaşımla şu anda Oxford'da doktorasını tamamlamak üzere inovasyon konularında Milli Eğitim Bakanlığı'nda danışman olarak görev yapmıştı. Ve o da iletişimci bir arkadaş. Birlikte bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve bu alanla ilgili kişileri bir araya getirmeye çalışıyoruz. Aslında herkesin dediği şey şu. Evet bu alan çok önemli. Yani bunu en tepedeki insanlarımızdan konuya sadece kulak aşinalı olan kişilere varıncaya kadar herkes aynı şeyi söylüyor. Bu alanda bir şeyler üretmemiz lazım. Türkiye olarak bir şeyler üretmemiz lazım. Kendimizi anlatmamız lazım. Bunu anlatmak aslında hani böyle çok kozmik şeylerden bahsetmiyorum. Bir de aslında şeyi merak ediyorum. Yani bir kişisel çaba var da kurumsal olarak mesela demin başta hani Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nın faaliyetlerini söylediniz. Yani kurumsal düzeyde bununla uğraşılıyor. Bu tarafta var mı öyle bir şey? Türkiye'de ya da başka ülkelerde neler görüyorsunuz? Ya biz yeni diplomasi.com olarak ulaşabileceğimiz her yere raporlarımızı iletmeye çalışıyoruz. Yani kendimiz, kendi açımızdan elimizden geleni yapıyoruz. Bir şekilde kendi takdirleridir artık kurumların. Siz mesela bizim Dışişleri Bakanlığımızın web sitesini yani başka bakımlardan zaten hani bir tür başarılı bir şey var hani performansı var ama hani dijital anlamda dijital anlamda işte biraz önce de bahsettiğim gibi genelde kişiler üzerinden yürüyor. Baktığımızda bugün dünyada 3-5 tane ülkenin dijital diplomasiyi çok iyi yapan 3-5 tane ülkenin sadece dijital ekipleri var. Yani herhangi bir büyükelçilik görevlisine veya işte konsolosluk görevlisine bu iş tevdi edilmiyor. Onun için özel olarak ekipler var. Kişi veya kişiler demiyorum, ekip. Yani bu iş için strateji oluşturuluyor, alt ekipler oluşturuluyor ve bunlar hayata geçiriliyor. Değişik araçlar var. Mesela İngiltere Dışişleri dijital diplomasinin altında hani sporumuzu, imajımızı, kamu diplomasisi anlamındaki imajımızı pekiştirmek için sporu kullanalım diye Londra 2012 olimpiyatlarını işte İngiltere işte sportman bir ülkedir falan diye dijital şeylere taşımaya çalışıyor. Ve bunu mesela Kazakistan gibi bir ülkede Rusça web siteleri üzerinden falan yapıyor. Böyle baktığımızda aslında çok komplike bir yapı. Herkesin dahil edebileceğimiz bir yapı ve basit şeylerle de işe başlayabileceğimiz. Mesela geçenlerde çok hoş bir YouTube videosu vardı. İşte çayı anlatan bir tane Fransız hanım kitap yazmış. Türk çayı ile ilgili bir kitap anlatıyor. Ve işte TRT Haber bunu yayınladı, şuralar buralar yayınladı filan. İşte, biz de onu yayınladık. O zaman ben kaçırmış oldum. Ya bu dört dörtlük gerçekten bir hani kamu diplomasi çabasıdır. Yani biz siz bir ülkenizin ülkenizi bundan daha iyi tanıtamazsınız. Hiçbir reklam filmi bundan daha iyi değildir. Çünkü O zaman şey de aktörler de biraz değişiyor. Yani şimdi demin de hani spor pazarlamasından bahsediyorduk. Yani herhalde Türkiye için mesela bu tanıtım reklamları yapılır ya hani milyon dolarlık falan. Ama mesela ne bileyim yani Türk Hava Yolları'nın yaptığı sponsorluk üzerinden
hani Türkiye belki de daha çok tanınıyor. Bütün o reklamlardan daha fazla dolaylı olarak. Orada tabii ki şöyle bir şey var. Türk Hava Yolları reklamlarında bu 99 dolarlık bir kampanyası var Türk Hava Yolları'nın. Reklama girer mi bilmiyorum ama Balkanlara yönelik bir şey var. Reklamda şöyle diyor, çok hoşuma gitti. Diyor Balkanlara diyor şimdi işte 99 dolar vize mi diyor. Vize zaten daha önce kalktı diyor. Ya bu entegrasyon güzel bir şey. Evet yani böyle uzayda bir şey değil bu. Hayata dokunan bir şey. Şey de aynı şekilde hani kamu diplomasisi, vatandaş diplomasisi diyelim, dijital diplomasi diyelim. Türkiye'nin şu anda yurt dışında milyonlarca insanı var. Ve bunlar gerçekten çok yetişmiş, çok kafası basan, üstün nitelikli insanlar. Evet. Dijital diaspora diyoruz mesela. Bunlardan faydalanabiliriz. Bunlar Türkiye için ne yapabilirim diye düşünen insanlar zaten. Zorla evet. Bir şey yaptırmanıza doğru, gerek yok. Bir de yok. Bu ayağı var. Evet. Dijital diaspora. Yani dijital diplomasi dediğimizde işte. Dijital diaspora ne demek? Onu da bir dijital diaspora bir ülkenin yurt dışındaki vatandaşlarını köken olarak kendisiyle ilgili kişileri dijital ortamda örgütleyerek ya da örgütlenmelerine teşvik ederek diyelim. Belli politikalarını anlatmaları. Bunu mesela en güzel Ermeni diasporası yapıyor şu anda. Bakıyoruz belli konuları var Amerika'da. Facebook'ta, Twitter'da bunları örgütlüyorlar ve buralarda politikalar oluşturmaya çalışıyorlar. Bazılarını beğenebiliriz, bazılarını beğenmeyebiliriz ama yapılan iş net anlamıyla sizin ülkenizin, sizin değerlerinizin menfaatlerini dijital ortamda savunmak. Bunu sistemli bir şekilde yapmak. Dijital diasporadan bunu anlamalıyız. Bunun tabii ki pozitif olarak kullanılması var veya reaksiyon olarak kullanılması var. Bütün bunlar politika üreticilerinin karar vermesi gereken stratejiler. Ama dijital araçları kesinlikle kullanmak gerekiyor. Dünyanın birçok ülkesine ulaşabilecek güçte Türkiye şu anda. Yani en basitinden hani 1915'in 100. yılı, işte Çanakkale'nin 100. yılı mesela 2015'e denk geliyor. 2015 için dijital anlamda bütün dünyada işte Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının katılacağı veya Türkiye Cumhuriyeti'ne sempati duyan kişilerin katılacağı bir dijital kampanya çok rahatlıkla yürütülebilir, çok da etkin olabilir. Şimdi bir şey, bir ara verelim. Olay çok ciddileşti. Bu Erdil Yaşaroğlu hafta içinde dünyanın en büyük karikatürünü çizdi. Onun yapılış hikayesini izleyelim. Sonra bu ciddi konuya devam edelim. Bir de artık duyurmaya başladık. İsrail Başkonsolosu aramızda olacak. Sorularınızı bekliyoruz. Kendisi de cevaplayabildiği kadarıyla cevaplayacak. Hatta cevaplanamayan bazı soruları da sonra videoyla da göndereceğiz, hani yetiştiremezsek falan diye. Evet, videoyu izleyelim şimdi. Pınarhisar'a geldik. Kırklareli'ndeyiz. 11 bin metrekarelik bir arazi üzerinde dünyanın en büyük karikatürünü çizeceğiz.
yapıyoruz biliyor musunuz? Hep galaksiden bize not gelirdi, uzaylılardan falan. Bu sefer biz onlara bir not gönderiyoruz. Verirsiniz sertifikayı bilmiyorum. O artık ölçümlerden sonra inşallah. Ha. Evet, dijital diplomasi üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Sorularınız da akmasını bekliyoruz bir taraftan da sürpriz konumuzdan dolayı. Arkadaşlara nutku tutuldu herhalde. Tabii tabii. İbrahim Bey'in şeyisi. Evet, buyurun. Tabii şimdi Erdal Yaşaroğlu'nun yaptığı da aslında bir dijital diplomasi olayı Türkiye için. Sonuçta dünyanın en büyük karikatürünü yapıyor. Ve şimdi evet. Bunu her izleyen bir şekilde Erdal Yaşaroğlu'nu merak edecek. Erdal Yaşaroğlu üstünden Türkiye'yi merak edecek. Türkiye'deki karikatüristleri merak edecek. Mizah anlayışını merak edecek. Bilmiyorum ne kadar tatmin olacaklar mizah anlayışından. Ya da evet, biraz ucube bir karikatür gibi olduğu düşünülebilir bazı çevreler. Biraz bence sanki kopyalanmış gibi bir yerden ama. Ya, dijital diplomasiyle aslında şeyi kaçırıyoruz. Genelde de kaçırılıyor veya gözlerden uzak tutulmaya çalışılıyor. Aslında baktığımızda dijital diplomasinin özünde yapmaya çalıştığı şeylerden birisi de Google'da bir şey arandığında ilk 5 sırada çıkan sizin politik veya işte sıkıntılı veya öne çıkarmak istediğiniz konularda hakimiyet kurmanızdır. Bunlardan birisi de Wikipedia'dır mesela. Diplomasi de yani Wikipedia diplomasisi de çok önemli. Çünkü orada koyduğunuz her şey, her madde neredeyse dünyadaki her internet kullanıcısı tarafından aranıp bulunabilen ve kaynak gösterilebilen bir şey. Buraları çok ciddi olarak kontrol altında tutmanız lazım. Bakmanız lazım. İşte wordingleri kontrol etmeniz lazım. Hani çünkü oradan alıyorlar. Çünkü zihinler orayla şekilleniyor. Wikipedia ile şekilleniyor. Bazı ülkeler bunu çok iyi yapıyorlar. Yani editörlük kursları falan açıyorlar. Şeyler, diplomasik şeyler için, konuları için. Derinleşmemiz lazım. Bu gerçekten böyle. Yani bu konulara çok sıklıkla kafa yormamız lazım. Çünkü neden hani ondan sonra deniyor ki işte Trinidad Tobago'daki bir insan benim hakkımda niye böyle düşünür? Düşünür çünkü dijital kanalları kontrol altında tutamamışsınızdır. Çünkü ev ödevinizi yapamamışsınızdır. Böyle olunca da düşünür. Şey biraz ama tabii artık hani her şeyi devletten bekleme dönemi evet. Burada da bitiyor galiba. Çünkü işte yani hani başarılı örneklerin çoğu kişisel düzeyde oluyor. Hani böyle kişisellikle kurumsallık arasında yeniden böyle bir bağlantı kurması. İşte yani belki de hani bakanlık düzeyinde bir şey olmasına gerek yok ama bakanlığın mensuplarının hani kişisel faaliyetlere uygun bir şekilde daha etkili olabiliyor gibi yani, geldi bana. Kişisel hani çok önemli ama bir stratejinin varlığı tabii, evet, çok çok önemli. Gerçekten çok önemli. Yani bu pek çok açıdan önemli. Bir de hani mükerrer işlerin yapılmaması ve bir yerde mesela Namık Tanbey'den örnek verdik. Çok güzel bir şey yapmış. Hani bunun bir case study olarak dünyanın her yerine çoğaltılması gerekiyor ki bir sonuç alabilelim. Veya teşvik edilmesi, yani yurt dışı Türkler dairesi var başbakanlığa bağlı. Hı hı. Böyle bir şey zaten var. Hani bunun bir de dijital ayakta işte belli eğitim programları olsa
çok şeyden bahsetmiyoruz hani şu 100 tane işte çalışanı olsun, 50 tanesi böyle olsun ama bahsetmiyoruz. Eğitim programlarıyla çok kısa sürede yani işte, sonuçlar alınabilir. Ya programın ilk bölümünde hani sen bir şey verdin, internet kullanımla ilgili istatistikler verdin. Mesela orada dijital okur yazarlık kısmını ya da onun geliştirilirse sadece e-mail okumak, ne bileyim video seyretmekten öteye şeyler de yapılabilir Türkiye. Yani Türkiye daha emekleme çağında dijital kültür anlamında ve dijital okur yazarımız da çok yok hakikaten. Yani sadece biz işte Twitter üstünden arkadaşlarımızla mesajlaşıyoruz. İşte şuraya geliyor musun, buraya gidiyor musun? Yani ülkemizle ilgili ya da Türkiye'yi nasıl tanıtırız, Türkiye ile ilgili nasıl bir içerik üretiriz? Bununla ilgili bir derdimiz yok ya da nasıl yapılacağını da bilmiyoruz. İşte tek birkaç kişinin eliyle de çok yani Türkiye'yi anlatmak da mümkün değil. Çünkü Türkiye büyük bir ülke. Bunu işte tek birkaç kişinin anlatması mümkün değil. O yüzden mesela hükümetimizin başlattığı bu Fatih projesi aslında önemli bir şey. İşte ilkokuldan başlayarak çocuklara işte aslında evet, iPad biraz benzeri. Hani dijital yerlerin yetiştirilmesiyle hani doğal olarak herhalde bu süreç gelecek gibi. Yani mesela hani, şey, evet, internet büyüyecekler. Amerika'ya 90'larda girdiyse Türkiye'de 2000'lerin ortasından itibaren aslında tam olarak kavramaya başladık biz internetin ne olduğunu ya da nasıl kullanılabileceğini. Twitter'la biraz daha fark ettik. Aslında dünyayla nasıl evet. iletişime geçebildiğimizi. Evet, müsaadenizle bu arada bölümün sonuna doğru geleceğiz. Biraz konumuzun da zamanı geldi. Son sözlerinizi alayım, bir ara vereceğiz. Yani şey, ben mesela Twitter'dan İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt'i takip ediyorum. Müthiş kendisi gerçekten. Hem etkileşime geçiyor, hem kendi ülkesini anlatabiliyor. Hem de beğenilerini de aynı anlatıyor aynı zamanda. Bence çok önemli bir dijital diplomasi örneği veriyor kendisi. Ben de İsveç'ten bir örnek vereyim gene. İsveç, I am Sweden olması lazım. Böyle bir hesabı var ve her hafta bir tane vatandaşı o hesabı yönetiyor. Ve hani çok güzel bir yurttaş diplomasisi ve dijital diplomasi kesişimi. Ya artık evet devletlerle evet. devletler kendi vatandaşları arasındaki duvarları kaldırması lazım ki kendilerini daha iyi anlatabilsinler aslında dünyaya. Duvarlar ne kadar kalkarsa aslında devletimizin evet. gücü de o şekilde artacak. Evet. Şekilde. Yani bu yeni bir alan, artık yeni diplomasiden söz etmenin zamanı geldi. Bunu çok değişik platformlarda dile getirmek gerekiyor. Ve bunun stratejik olarak ele alınması gereken bir konu olduğunu evet, şimdi bir kere daha altını çizelim. Moşe Kami Bey'le bu konuyu konuşacağız. Yani, bu arada Halil, bundan sonra da inşallah önümüzdeki haftalarda bölümlerde bu çalışmalarını görmek istiyorum açıkçası. Memnuniyetle. Bekliyoruz. Memnuniyetle. Evet. O zaman biz aramızı verelim. Verelim. Birazdan görüşmek üzere. Well, here it's fine. If you're